penaltı pozisyonunda VAR çağıramaz. Hakemin kararıdır. Bu bir skandaldır VAR'ın çağırması diyor. Yani Galatasaray'a duyduğu saygı yüzünden teşekkür ettim. Çünkü bazısı duymuyor. Doğru. Bazısı gidiyor 3 ay gelmiyor. Galatasaraylı oyuncular 70 küsur maç kaçırmış. Yani sakatlıktan dolayı. Evet, Fenerli evet. Oyuncular 170 küsur kaçırmış. Ya bunu... Sadece doktorla açıklanabilecek değil, bir şey değil. Herhangi bir stoperinizi bize verir misiniz? Bak herhangi. Sizin istediğiniz. Ben vermem. Çünkü... Abi zaten gol atıyorsun. Heh. Gol atamaman mümkün değil. Önemli olan yememen. Ben inanamıyorum. Yani eğer ki geri dönülecek bir isim varsa onun adı Sergen Yalçın'dır abi, çok net. Herkese selamlar. Yeni bir haftada sizlerle birlikteyiz. Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutlayarak başlayalım. Biz bunu Salı günü saat 11.26'da çekiyoruz. Hani bir takım şeyleri konuşurken üstüne bir takım gelişmeler olursa evet, o gelişmeler olmadan önce konuştuğumuzu söyleyelim diyerekten belirttim. Türkiye çünkü normaldir. Tabii 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Aynı zamanda TCBM'nin de açılışı tabii ki. Orası hep unutuluyor. O çok önemli bir Türkiye taraf. Türkiye Büyük Millet Meclisi evet. Ulusal yani. Egemenlik ve... Ulusal egemenlik zaten oradan geliyor. Fenerbahçe Sivas'ta 2-2 berabere kaldı. Galatasaray Adana Demirspor'u yenmesi halinde şampiyon. Ben öyle söyleyeyim. Yani Galatasaray Adana Demirspor'u yendiği anda deplasmanda Galatasaray şampiyondur. Fenerbahçe Sivas Spor'a neden kaybetti? Önce saha içiyle ilgili senin görüşlerini alalım. Puan kaybetti. Kaybetmedi tabii. Konsantrasyon. Tamamen buna bağlıyorum abi. Yani Sayın Ali Koç'un yaklaşık 20 gün önce Süper Kupa maçından önce ligden çekileceğiz deyip 20 bin kişi oraya toplayıp ondan sonra ligden çekilmiyoruz dediği güne bağlıyorum. Bunun teknik taktik yönünü elbette tartışırız ama camianın konsantrasyonunu eğer bozacaksanız aldığınız karar doğrultusunda ilerlemeniz gerekir. Eğer bunu yapamayacaksanız, yapmayacaksanız da hiç dile getirmemeniz gerekir. Ben buna bağlıyorum. Peki. O zaman ben hani bu konuya direkt gireyim. Ben burada söylemiştim. Demiştim ki 17 Mart gecesi Sayın Ali Koç çıkıp dedi ki 2 Nisan'da biz toplanıyoruz. En radikal konuları konuşacağız. Ben de demiştim ki bu bir atom bombasıdır. Bunun pimini çektiniz. Bu saatten sonra eğer bunu uygulamazsanız bu gelir sesi bulur demiştim. 2 Nisan'da da bunun yetkisini almadı Sayın Ali Koç. Ve ben de dedim ki şu andan itibaren artık Fenerbahçe Kulübü Başkanı benim gözümde bu konuda 180 derece farklı bir iş yapmış biridir. Ve aynı zamanda bundan sonra Fenerbahçe bir gün puan kaybedecek. Hakem hatası da gündeme gelecek. Ben o gün size diyeceğim ki tek kelime edemezsiniz diyeceğim demiştim. Demiştim demek için söylemiyorum bunu ama bunu görmemek için alim olmaya gerek yok. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada tekrar edeyim saat 11.30 Fenerbahçe kulübünden bir açıklama yok. Yapamazlar. Ne diyeceksin? Yani şundan bahsediyorum. Pozisyonu nereden baktığınız önemli değil. Penaltıdır değildir değil. Ama Fenerbahçe camiasında bu pozisyonla ilgili bir tepki var değil mi? Tabii. Ben Fırat Aydınus'u hep izliyorum. Burada, bu programda da bugüne kadar hep onu refere ettiğim için bir kez daha onu refere edeyim. Penaltı pozisyonunda VAR çağıramaz. Hakemin kararıdır. Bu bir skandaldır VAR'ın çağırması diyor. Okey. Siz de diyebilirsiniz ki diğer taraftan. Hayır kardeşim orada Ciku da dokunuyor. Ligokovic de dokunuyor. Hiç buna girmiyorum ben. Ben işin şu kısmındayım. Ne demişti Sayın Ali Koç? Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Bu düzende bizim çıkmamız lazım. Çıktın mı kardeş? Çıkmadın. Ben de dedim ki o zaman çıkıp 2 Nisan'da diyecektik Sayın Ali Koç. Ya ben 17 Mart'ta biraz gaza geldim. Böyle bir konuştum ama bütün vebali benimdir. Biz Süper Kupa'ya da çıkıyoruz. Lige de devam ediyoruz. Ben de aday olmayacağım. Çünkü bu benim yaptığım Fenerbahçe Başkanı lafının arkasında durur demesi gerekirdi. Demedi Sayın Ali Koç. O zaman hatırlıyorum ben yayınları falan. Ali Koç'un ve Fenerbahçe Kongresi'nin müthiş bir karar aldığını savunuyorlardı. Ben de diyordum ki hayır insanlar R yapmadı. Fenerbahçe yönetimi R yaptı. Evet. İnsanlar çok büyük hayal kırıklığı var diye. Ve bugün geldiğimiz noktada şimdi ne diyebilir Fenerbahçe yönetimi Serdar? Yani ne diyebilir? Mesela çıkıp şey mi diyecek? İşte yabancı VAR da var bu arada. Mesela şaka değil ha. Türk VAR olsaydı o orada böyle karışmayabilirdi. Tabii. Ya şimdi vebalini almayalım tabii bunun diye. Buradan sonra ben size söyleyeyim. Fenerbahçe Başkanı düşünür ve konuşur. Konuştuktan sonra da yapar. Yapamıyorsa
benim gözümde hükümsüzdür. Sayın Ali Koç'un yaptıklarının ve söyledikleri birbirini tutmuyor. Ha ben böyle dedim. Sayın Ali Koç yarın aday olur, yeniden Fenerbahçe başkanı seçilir. Bu demokrasi, ben buna karışamam. Ama benim baktığım yerden ben şöyle bir laf etmiştim. Bana da demişlerdi ki, ya sen de atıyorsun. İnsan içine çıkamaz dedim. Bu lafı söyleyen insanlar bunun tersini yaparsa. Millet de dedi ki, insanlar ya çıkar ne olacak dedi. Ben dedim ki benim gözümde çıkamaz dedim. Yani. Ben kendi açımdan konuşuyorum. Başkası başka bir türlü görür ama Fenerbahçe yönetimi fiilen bitmiştir. Ne diyeceksiniz? Siz bir kere en basitinden senin gibi futbolcuları şeyini bozdun. Süper Kupa'ya çıkmadın. Olympiakos'a elendin. Dün de Sivas'la beraber kaldın. Geçmiş olsun. Türkiye Kupası da gitti. Bak Fenerbahçe 10 senede şampiyon olamaz, 20 de olamaz, 30 da olamaz. Hiç sorun değil. 40 da olamaz. Hiç sıkıntı yok. Bu çünkü futbol ve bu takımların büyüklükleri elbette kupa büyüklüğüdür ama kupa olmayınca bu kulüpler kapanmıyor. Ama yönetimlerin sözü senettir arkadaşlar. Sen o kadar gaza getirip bunu yaptın. Ben size söyleyeyim. Fenerbahçe tarihinin en büyük hatası şudur. 1998'den beri iki başkan. Olmaz. Başarısız olan gider. Bu kadar basit. Bu Fenerbahçe'de aslında rücu edecek. Hiç kızacak kusura bakmasın. Yapamayan yönetim gider. Yerine yenisi gelir. Ne diyordu Sayın Ali Koç? Bu hükümet, bu devlet bizi şampiyon yapmaz ben varken. Tamam o zaman siz gideceksiniz. Çünkü kimseye rağmen şampiyon olmak zorunda değil Fenerbahçe. Ya da dersek ki demiştin o zaman biz buradan çekilelim. E çekilmedin. Bu kadar şeyi kaldırmaz. S'yi kaldırmaz. Hiç bana kimse hiçbir Fenerbahçeli gelip şey demesin. Hepsini de aynısını söylüyorum. İşte hakem. Abi sen de 2 Nisan'da o tren kaçtı sen sarı öküzü verdin. Madem böyle olduğuna inanıyordun. Bak bu da tartışılır bu arada. Futbolun içerisinde. Sana karşı bir şey var mı yok mu? Bu da çok tartışılabilecek konular. Nereden baktığınla ilgili. Bir Galatasaraylı senin önüne değdirdi der ki sen de böyle puanlar kazandın. Bir Fenerbahçeli der ki sen böyle yaptın. Bu tartışmanın sonu yok ama böyle düşünüyorsan uzatmayacaksın. Hani dedi ya çocuğunu okuldan alırsın abi. Hem bu öğretmenler benim çocuğuma zulüm ediyor. Tabii. Sen de hem bu okulda devam ediyorum. O zaman şu konuyu da haklı çıkarttın insanları Sayın Ali Koç. Dediler ki ya aman blöf yapıyor işte Trabzon maçında Fenerbahçe ceza almasın diye. Hakikaten de öyle oldu. İtiraf edelim. Bunu da bir tek söyleyen benimdir belki Türkiye'de. O zaman da söylemiştim. Hala da söylüyorum. Blöf yapmışsınız siz Sayın Ali Bey. Ne ilave edeyim bilmiyorum sadece. Şunu ilave edebilirsin. Dün mesela İsmail Kartal. Tamam hepsi okey İsmail Hocam. Ki seni suçlu bulmuyorum. Ben evet. Ali Koç yönetimini suçlu buluyorum. Bak dakika 80 İrfan golü attı değil mi? Şimdi futbol konuşalım biraz. Mourinho falan ne yapar öyle durumlarda? Serdar'cık şeye dönmüştün. Batshuayi'ye dönmüştün. Cengiz'i de oynattın. Kurun içi at oyun abi. Çıkart hemen onlardan birini. Kurun içi at oyunu tut. Çünkü enerjisi yok Fenerbahçe'nin. Hani böyle gitmiyor. Abi öyle ezberlerimiz var ki harika bir şey aslında değindin. Yani Batshuayi, Serdar sahada aldın. Yine alabilirsin oyundan. Ya çıkar. Serdar'a yani, de ki. Bu... Ya Serdar kusura. O da der ki Serdar. Tabii hocam ne demek? Yani bunu ama Türkiye'de bu yapılmıyor abi. Ben buna çok şaşırıyorum. Dün aynı şey bak. Ya da bir şey daha söyleyeyim de lütfen. Böyle konuş. Sözünü kesmiyorum bak. Ya kes bak. Hayır, ya ama. Bak King'i 80'de oyunu alacak da almadı değil mi? Ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe golü kaçta yedi? Penaltıdan. 103. dakikada falan. Ya, 103 falan. 10 dakika sonrasında var. Abi o anda santrayla al o zaman King'i oyunu. Evet. Unuttu. Ya abi ben o şeye takıldım. 4-4-2. E şimdi ne yapacak? Yani Batshuayi oyunda, Serdar Dursun oyunda geçişi kim engelleyecek? Eyvah eyvah. Abi dediğin %100 katılıyorum. Yani abi bir dakika önce almış olsan ne olur ki? Tekrar oyundan alabilirsin abi. Okşarsın oyuncunun şeyini başını tamam bitti. Ya istersen de okşamazsın bu futbolu yani. İstersen git şey soyunma odasına git bana ne dersin? Şimdi dün Fenerbahçe'nin sahada olmadığının kanıtı şu. O penaltı pozisyonunu bir düşünün. Adam 50 metreden top atıyor. Ceza sahasına o top geliyor. Sekiyor. Dün mesela Fenerbahçe'nin yediği ilk gol. Abi yani hiç öyle 2'ye 1'le halı saha golü yedi Fenerbahçe. Evet, evet. Yemez. Ama duruşlar falan yerleşim falan külliyen hatalıydı Fenerbahçe'de. Ben birkaç kere doğru yerleşimi görüyorsun tabii ama ya bugün saha içiyle ilgili ya işte abi bunların hepsini... İrfan'la Fred dışında biri var mı aklına gelen? Fred, İrfan... Bekacık bir kenara koyuyorum. Belki biraz Ferdi kıpırdadı. Ferdi de zorladı. Biraz zorladı. Ceko berbattı. Ya nasıl dayandı? Hocam çıkart Ceko'yu ya. İlla Ceko'yla oynamak zorunda mısın abi, ya? Burada şey de çok enteresan bu arada. Ceko'yla
Tadiç çok kötü oynuyor diyorsun. Bir çıkıyorlar. Abi öyle de ben hani işkence ama öyle de işkence çekiyorum sahada o anda. Senin atacağın belki 65'te bir gol var belki ama ben oyunu alamıyorum ki bir türlü tutamıyorum. Yani orada tamamen düşüyor, diğer oyuncuları düşürüyor Dzeko vesaire Tadiç. Ya abi bunlar ama abi işin özü bugün oyunu konuşmamızın çok mantıklı olacağını bile düşünmüyorum. Yani senin dediklerinde çok haklısın. Yani Fenerbahçe ama bu senelerdir Sayın Ali Koç yönetiminin yaptığı hatalardan biri. Yani neden illa şu camianın konsantrasyonu bravo. Yok 59 şampiyonluklarına götürüyorsun. Yok bir taraftan yok ligden. %100. Yapma %100. Ya bir bitsin lig. Mayıs ayı bitsin. Ondan sonra Haziran ayında neyi konuşacaksanız konuşun. Ya ben yani ben çok Fenerbahçe başkanı gördüm. Ama hepsi yapıyordu. Yani Ali Şen'inden Aziz Yıldırım'ına, Metin Aşıklar, Tahsin Kayalar dediklerini gerçekten yapan adamlardı. Bak bir şey söyleyeceğim. Onların da içinde söylediklerinden olmayan vardır ama bir ağırlığı olmuştur. Ve o zamanlar Fenerbahçe'de kulüp üyelerinin de bir ağırlığı vardı. Yani böyle bir şimdi bir ya bir biat var. Bak ben sana öyle söyleyeyim. Ne olursa olsun birine biat etmek var ya da tamamen reddetmek var. Evet. Bu ikisinin arası yok. Bak şimdi Galatasaray'da Dursun Özbek, Mustafa Cengiz, Burak Elmas, Dursun Özbek. Yani bir anda görüyorsun çat 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 çat. Çünkü kulüp abi bu. Kulüp bu yani. Hani kötü yönetiyorsun. Bitti. Bak Fenerbahçe Kongresi'nde geçenlerde bir konuşmacı bir konuşma yapıyordu. Kürsüdeydi. Bak altını çiziyorum. Fenerbahçe'nin kürsüsüne çıkmış bir üye konuşurken kürsüye herkes müdahale etti. Galatasaray'da kürsüye müdahale etmekle ilgili çok ciddi yaptırımlar var. Mustafa Cengiz yönetimi Allah rahmet eylesin. Bununla ilgili bak taraftar nezdinde çok bilinen bir şey değil. Sırf o kürsüye müdahaleye müsamaha gösterdiği için inanılmaz eleştirildi üyeler tarafından ve belki de hani istenmeyen adam oldu. Çünkü Galatasaray'da bir gelenek o kürsüye konuşan isterse 24 saat orada konuşabilir abi biliyor musun? Eğer yani, aksi bir şey yoksa. Yani senin karar. Beğenip beğenmemen orada onun konuşmasını kesemez kimse. Ha sen şey diyorsun tamam şimdi hatırladım o en son 2 Nisan'da. Abi yani konuşmanın anladım. Metniyle ve içeriğiyle ilgilenmiyorum ama Uğur Dündar ya abi oradaki müdahaleleri falan hiç şık değil. Yani Fenerbahçe Divan Başkanı'nın ben Uğur Dündar'ı yakıştıramıyorum abi öyle söyleyeyim ya. Uğur Dündar geldiğinden beri çok kötü bir performans sergiliyor zaten. Evet. O bambaşka bir konu şimdi ya de zaten. Divan nedir biliyor musun abi? Divan aslında mevcut iktidara muhalif olan adamdır divan. Doğru. Yani güçler ayrılığıdır divan. Divan bunu yapan adam değildir. Abi, bak Galatasaray'da da aynı problem olacak yakında onu da söyleyeyim. Hmm. Tabii ki. Yani biraz muhalefetten seçmen lazım divan başkanını. Oradaki üyelerin hani oradaki iktidara birazcık muhalif taraftan yaklaşık güçler ayrılığı dediğimiz şey zaten bu. Ya Uğur Dündar Ali Koç ne dese şak 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 alkışlıyor. Abi divan nereden geliyor tarihsel olarak? Osmanlı İmparatorluğu'nda padişahların gidip akıl danıştığı, yeri geldiğinde öz eleştiri yaptığı bir yer. Ya. O lağvedildikten sonra hep denir yani o çünkü bir şey olması lazım iç denetim. Bravo. Ya budur. Güçler ayrılığı diye bir şey var değil mi? Yasama, yürütme, yargı diye. Bundan bahsediyorum. Onu ortadan kaldırdığın zaman bir ülkede hukuk ortadan kalkar. Çok basit bir durum söz konusu. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray Pendik Spor'u. Ben diyorum ki 3'e atmadan yendi. 3. vitese çıkartmadı. Çıktı abi ya. Ben inan yani. O zaman şöyle söyleyeyim. Motor ve kaporta o kadar iyi ki. Hani arabada şey olur ya böyle marka vermeyeyim ama bazı arabalar vardır anlamazsın 200 ile gidiyorsun. Abi gerçekten öyle. Senin sorununu da dinledim bu arada. Neyi? Okan Hoca'ya. Dedin ya, hocam beni seviyor musunuz dedi. Daha çok dinleyin basit toplantı dedin yani oynattığınız oyunu biz tarif edemiyoruz. Oyunun sizce tarifini. Yani diye. Ve basit toplantısından sonra da görüştük hocayla biraz muhabbet ettik. Ne dedi bak ne sorduysa bak şey. Ya o çok özel, bir, çok özel bir şey sordum gerçekten. Bak nasıl yakaladım evet. Ama. Yani çok merak ettiğim bir şey vardı. Ama estağfurullah. O, ama ben basit toplantısındaki sorunla ya, ilgilendim. Orada yalnız şöyle bir şey yani televizyon ekranından izlediğimiz zaman çünkü bunu şimdi maçtayken ben Galatasaray oyunundan çok zevk aldım. Ve çok yoğun bir oyun vardı aslında Galatasaray'da ama demek televizyonda bu belli olmamış. Şöyle, ben çünkü herkes senin gibi düşünüyor ilk bak. İlk 35 dakika Galatasaray'ın neredeyse pozisyonu yok gibi ve hani sanki maç böyle rölantide gidiyor gibiydi. Gibiydi aslında ama
Fenerbahçe, ne oluyordu? Abi bak, Fenerbahçe Pendik Spor maçın analizini çok iyi yapmışlar Galatasaray teknik heyeti. Pendik Spor Fenerbahçe maçında da bu ön alan baskısını yaptı ve 1-0 Halil Akpınar'la öne geçti aslında. Ve iyi bir oynayan bir Pendik Spor vardı. Galatasaray karşı da pozisyon buldular. İyi, çünkü yerleşime sahiptiler ve Galatasaray bunun böyle olacağını bildiği için Galatasaray teknik heyeti bence biraz savunmayı derine kurmayı amaçladı. Ve Galatasaray'ın o ön alan baskısını izleyemedik. Ama bence bu öncesinde yapılan bir tahlil sonucunda ortaya çıkan bir senaryoydu ve 30 dakika içerisinde de ben Galatasaray'ı beğendim. Ama genel olarak hep şunları duydum. İşte Galatasaray 3. 4. viteste iyi. Yani Rolanti'de. Ama hoca da şey dedi ya basın toplantısında, yapamadık dedi bugün bir takım şeyleri. Ama şunu söyleyeyim. Yani o yüzden böyle konuşuldu bu. Ben orada hocaya da katılmıyorum bu arada. Ve tabii abi olabilir ya. Sen diyorsun ki aslında Pendik'e karşı böyle oynanırdı, Galatasaray'da böyle oynadı. Pendik'e karşı doğru oyunu oynadın. İbrahim Hoca ile de konuştuk. İbrahim ve Pendik Spor gerçekten çok iyi oynadı. Bunu Okan Hoca da işte sadece söyleyebileceğim tarafı şu. Pendik Spor çok iyiydi Serdar bugün dedi. Ve İbrahim Hoca da aynı şekilde kendi takımını çok beğendi ve gerçekten de iyi mücadele ettiler. Ama yetenek ve Galatasaray'ın o fizik kalitesi... Abi Serkan Hasan yani sağ tarafta Barış Alper Yılmaz'la yapabilecek her şeyi yaptı çocukcağız ama... Abi bu buldozer gibi bir şey bu. Yani yıkıp geçiyor. Senin çok katılıyorum o Twitter'da. Abi dakika 85 herif almış. O Bekit kovalıyor. Olamaz abi ya. Bu yani ben Hulk'u da izledim. Lukaku'yu falan da izledim. Bunlar çok fizik kalitesiyle oynayan adamlar. Koseçkiler vardı. Sırtına 3 stoperi alır gezdirirdi falan ama Barış Alper'inki atletizmle süslenen bir de bir şey var. Ya bunu atletizmle nasıl süslüyorsun bu kadar güçlüysen? Bak Barış Alper'in fiziksel gücü Prime Tuncay Şanlı da böyleydi. Çok koşardı ederdi ama üstüne bir de Barış Alper iş de yapıyor. Bak Tuncay da yapardı ama Barış onun daha kontrollüsü. Ya sanki bir zırh var üzerinde gibi geliyor bana. Yani çok orantısız bir şeyden bahsediyoruz. Girdiği pozisyon ya 27 ikili mücadele. Normal bir mesela biz Zaniolo analizi yapmıştık burada. Zaniolo'nun işte 10-12 maçını izleyip Zaniolo 12 ikili mücadele. 11-14 maksimum falan. 27 diyorsun. 27 şimdi. Ne abi, manyak mısın? 27 tane ikili mücadeleye girer mi oradan sağ çıkar mısın yani? Yani çıkıp geçti oralardan. Yani o şeyde bir sahne var ya. Ölümlü Dünya mı? Ölümlü Dünya'da. Bizi bir dövdüler. Yani öyle bir şey yapıyor Barış Alper Yılmaz. Yani beni bir dövdüler. Bir taneniz gelmedi diyor ya. Aynı ona benzeyen bir sahne yaşanıyor maçlarda. Yalnız maçı sonradan tekrar bakarken Icardi'nin golünde Icardi'nin dehası kadar Pendikli oyuncular ne düşünüyor acaba, değil mi? Hani kimse görmüyor mu? Hani oradaki sevimli hayat Kasper gibi mi geçiyor aralarında sence? Mertens'e de bakmak lazım orada. Yani neler yapıyor Mertens. Mertens hiç bakmadan veriyor topu. Ya hiç ya, bu kadar zaman kaybetmeden oynayabilmek. Ya, ama Icardi de tabii ne zamandır yapmadığı işlerden biriydi bu. Derine geldi. Ortaya geldi. Topalı. Ya bir pozisyon var abi. Çok benzer. Bırak maçında yapıyordu bunu tabii. Bir kere. Ya yine bak, golden önce top sağ tarafta. Sağ taraftan Kerem Demirbay'a geldi top. Sol tarafta Derik Köm bomboş. Oraya doğru göreceğini şöyle durdu. Tekrar sağ tarafa attı topu. Aynı pozisyonda Icardi top geldi. Topu stoplamadan yanından geçmesine izin verip oyunu açtı. Ya abi bunu orta saha oyuncusu yapmalı. Bunu Santfor'un tabii ki yapacak. Santfor da yapacak ama Galatasaray'ın sıkıntı çekmesinin sebeplerinden biri net söylüyorum Kerem Demirbay'dır. Şimdi Kerem Demirbay'a buradan selam olsun. Çok da saygı duyuyorum. Tabii ki. Çözdüğü maçlar da var. Elbette. Bu sene performans Fenerbahçe deplasmanıyla başlayan bir çıkışı var. Ama seneye Kerem Demirbay bu takımın olur da şeyinde olur. Yedek kulübesinde olur. İyi bir oyuncu olur bu arada. Yani benim yedek kulübemde Kerem Demirbay varsa bu çok büyük bir lüks. Çok harika bir lüks. Hem Alanya maçı hem de Pendik maçı Torreira'yı hoca çıkartıyor haklı olarak. Hani daha fazla yıpranmasın diye. Ve bir anda orta saha şeyi düşüyor. Düşer. Yani Kerem Demirbay'la oynamak gerçekten çok zor. Çünkü ya benim haz etmediğim oyuncu tipi hep şeydir. Koşuyormuş gibi, basıyormuş gibi, temas ediyormuş gibi davranan oyuncu tipleri. Yani bunlarla artık Avrupa seviyesinde mücadele edemezsin abi. Ya ayağı çok güzel. Ya ayağı çok güzel bir dünya oyuncu var dünyada zaten. Ziyech? Ya müthiş bir tabii yetenek abi ama sıkıntı da çıkartabiliyor Galatasaray'a. O da seneye yok canım. Hayır biliyoruz ama ondan da verim aldım. İşte sözleşmesinin uzadığıyla ilgili bir muhabbet var. Ya bak şu tarafındayım ben abi. Hayır abi adam bir ara bir gitti. Ne? Ya, burada biz de diyorduk ne oldu? Kimse bilmiyordu ne oldu. Ya ben buna karşıyım abi işte. Yani tabii canım. Biz seninle burada program yapıyoruz. 2 senedir acı çekiyoruz bazen. Yeri geliyor gülüyoruz, eğleniyoruz, acı çekiyoruz. Üçüncü bir partner var. Ara sıra programa geliyor veya gelmiyor.
harika program çıkartıyormuş. Bana ne abi, sen benim acımda birlikte miydin? Gelme bir daha benimle. Doğru. Ben iki kişi devam ederim yoluma. Ama Galatasaray şu andan kimlerin gideceği belli aslında biraz değil mi? Ya Galatasaray'ın aslında yapması gereken şeyi söyleyelim. Kalede Muslera ile sözleşme imzalandı. O süreler belli değil değil mi Serdar? Öğrenmişsindir sen. Yani kaçar sene uzatıldığını bilmiyoruz değil mi? Ya 1+1 deniyor Muslera için. Torreira, Barış Alper ve Kaan çok Ayhan net süreleri, net süreleri bilmiyorum açıklanmadı. Ama yani üçer çok bu arada doğru bir iş yaptı Galatasaray. Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe yönetiminin hatalarını sayıyoruz ya, Galatasaray yönetimini buradan tebrik ederim. Gerçekten yani öyle. Olması gereken zamanda olması gereken ya, bir iş. Çünkü abi motivasyon da lazım birazcık oyuncuya. Yani bir de kafası karışmıyor abi. Ya abi bir de şey var, teklif gelecek sana. Ki bunlar Barış Alper Yılmaz. Bunlar Abdülkerim, her an teklif gelebilecek oyuncular. Geliyordur canım. Torreira hakeza. Şimdi sen bunlara bir iyileştirme yapman kadar doğal bir şey. Çünkü Torreira gibi bir oyuncu almaya kalksan zaten 10-12 bandını gözden çıkartman lazım en aşağı minimum. O da bulursa. Bulursan ve hani böyle karakter de karakterlisi. Abi ben bir basın toplantısında kendisine teşekkür ettim. Yani Galatasaray'a duyduğu saygı yüzünden teşekkür ettim. Çünkü bazısı duymuyor. Doğru. Bazısı gidiyor 3 ay gelmiyor. Sen neredesin abi sen? Hani neredeydin? Torreira bu sezon galiba 2 maç kaçırmış. Abi çok inanılmaz bir profesyonel. Yani idmanlara da gidiyorum. İdmanlara ilk çıkan oyuncular Torreira oluyor, Abdülkerim oluyor. Ne kadar eleştirsem de hakkını vereyim Kerem Demirbay oluyor. Ben ilk 3'te 4'te bu oyuncular, idmana çıkan ilk oyuncular. Ben bu tip oyuncuları çok takdir ederim, size saygı duyarım. Bak Bünyamin Karakaya bir istatistik yapmıştı. 3 aşağı 5 yukarı yanlışlıklar olabilir ama Galatasaraylı oyuncular 70 küsur maç kaçırmış. Yani sakatlıktan dolayı. Evet, Fenerli evet. Oyuncular 170 küsur kaçırmış. Ya bunu sadece doktorla açıklanabilecek değil, bir şey değil. Bu oyunla da ilgili. Yani Fenerbahçe stoperleri ve Fenerbahçe santrfor arasında son zamanlarda bak ligin başında böyle bir şey yoktu. Ön alan baskısı yapamıyor. Zaten bana mesela Şimanski niye etkisiz diyorlar. Bu yüzden etkisiz. Abi, eğer bu kadar açarsan o mesafeyi Şimanski'den faydalanamazsın. Mesafeyi çok açtı Fenerbahçe. Yani ligin başında stoperle santrfor hizası yaklaşık 30 metreler, 25-30 metrelerdeydi. Bugün 45'leri falan gördü. O biraz sebepleri. Ama Galatasaray'da da mesela Okan Hoca da söyledi, dedi ki takımın boyu uzadı dedi mesela belirli noktada, ama Galatasaray'la ilgili sen bunu daha önce söylediğin için bir kez daha söyleyeyim. Benim tespitim değil ama altına imza atacağım bir tespit. Galatasaray'ı bu sene savunması şampiyon yaptı. Ya işte ben de Okan Hoca'ya aslında basın toplantısında onu söyleyeyim. Sormak istedim. Yani çünkü hep hücum tarafı Okan Hoca ile ilgili konuşuluyor ama bir tarafta da bu savunmanın abi birlikteliği. Ve bak dikkat et, 3 golü kasıp Galatasaray 21 gol yemiş. 3'ünü Kasımpaşa'dan yedi. Of. 2 tane Hatay'dan yedi, 5. Tabii. Galiba Rize'yi 6-2 mi yendi? Evet, ya, evet, bu İstanbul'da. 2 evet, evet. De ondan yedi, 7. Düşünsene bak. 14 gol kalıyor geriye. Yani Galatasaray bildiğim pinti yani. Tabii. Gol yeme konusunda abi, müthiş bir pinti. Zaten ya oyuncular işte abi stoper, ben şunu söyledim geçen bir yayında, işte kendi kanalımda yaptığım bir yayında, Galatasaraylılar ağırlıklıydı yayında. Galatasaray yayınıydı. Fenerbahçe stoperlerinden Beka ve Ciku'yu Galatasaray'a veriyoruz. Fener'in teklifi bu. Beka ve Ciku'yu vereceğiz. Herhangi bir stoperinizi bize verir misiniz? Bak herhangi. Sizin istediğiniz. Ben vermem. Şu anki uyum itibariyle vermez. Yani, katılıyorum. Abdülkerim Nelson oynuyor. Davinson Sanchez'i gözden çıkartır mıyım? Hayır. Abdülkerim hayır. Nelson'u onu da vermem. Ve bunu 3 kişiyle başardık. Hatta bir de üstüne Serdar Aziz veriyorum. Bak yine vermem. Kafa karışıklığı olmadı. 3 stoper. Evet. Daha kombinasyona bak. 3 kombinasyonla oynuyorsun. Ben size Süper Lig'le ilgili bir tespitte bulunayım. Sana bir soru. Fenerbahçe ve Galatasaray dışında stoperleri iyi olan bir tane takım söyle bana. Yok. Şampiyonluklarda hatırlanan stoperler. Uche Hükü, Falko Şutunpu, Beşiktaş açısından Zago'yla neydi unuttum. Yani çok bu stoper hattının. Şey Ronaldo. Ronaldo'yla. Ahmet Yıldırım. 2-3 stoperle. Ya stoper gerçeği vardır abi. Ulf Alici Semih'i söylersin. Hep böyle stoper hatları seni şampiyon yapmıştır. Fenerbahçe'de o Luganoğlu dönemler vesaire. O stoper seni arkadan. Çünkü abi zaten gol atıyorsun. Heh. Gol atamaman mümkün değil. Önemli olan gol yememen. Beşiktaş kupada oynayacağı için çok zaten saha içinde konuşulacak bir şey yok ama Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü profili sence nedir? Şenol Güneş'e doğru döndüğünü söylüyorlar bu arada işte. Tamam, hep dönüp aynı yerde devam edecek. Hani ben inanamıyorum. Yani eğer ki geri dönülecek bir isim varsa onun adı Sergen Yalçın'dır abi, çok net. Ya camianın şu an
dinginliğe ihtiyacı yok. Yeterince dingin zaten Beşiktaş. Yani Beşiktaş taraftarı için şu an Beşiktaş mağlup oldu. E tamam abi, ya yapacak bir şey yok. Ya sen artık mağlubiyette bile alevlenmiyorsun, sinirlenmiyorsun. Bu hale gelmişsin. Galip geliyor Beşiktaş. Yine Beşiktaşlı açısından bir şey değişmiyor. Çünkü lig tablosunda bir yere gittiğin geldiğin yok. Ya seni alevlendirecek. Ya inan, ya Zidane'ı getirirsin. Bu camia alevlenir. Ya da onun karşılığı, Türkiye'deki karşılığı Sergen Yalçın'dır. Başka Beşiktaş'ı alevlendirecek bir teknik adamın olduğunu yeryüzünde ben düşünmüyorum şu anda. Ben de katılıyorum Sergen Yalçın'la. Ama Sergen Yalçın'a da bir orada şey var. Muhalefet var. Var, var. Ama bildiğimiz bir tane şey var. Beşiktaş yönetiminin hiçbir planı yok. Yok abi, kusura bakmasınlar. Varsa da çok güzel saklıyorlar yani. Ya ama hani işin şey kısmı, ya bu Santos'un yollanış kısmı falan, hani böyle bir çok büyük bir olaymış gibi, çok büyük bir olumlama gibi yansıtıldı piyasaya. Dikkat ya, sorma ya. Yani orada ben duyduklarıma inanamadım. Yani niye getirdiniz abi? Siz getirdiniz bunu. Yani Santos'u Serdar'la ben getirdim. Ya inanılmaz. Ve abi ben koskoca Beşiktaş'ta Santos'un oynattığı futbolun burada anlaşılır hale gelmesinin sunulmasını anlayamadım. Ya hiçbiriniz tanımamışsınız abi Santos'u o güne kadar. Hayır, kimse şey dememiş mi? Bir izleyelim şunun 3-5 maçını. Ya öyle olmuş ama izlemişler işte. Beşiktaş'ın ilk 3-5 maçını izleyince anladılar ama sonrasında. Tebrik ederim o zaman onlar. Var mı ekleyeceğim bir şey Serdar? Başka bir şey. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Bak başta söylemedik bu sefer. Şu beğenileri, like'ları ve yorumları unutmayın. Alta yazarsınız Cüret Kaşeler, bak senden de Rambo Okan çıktı diye. Kardeşim bak siz sizin altınızdan ne çıkıyor onu da siz yazın, ben söylemeyeyim o zaman. İşin esprisi diyeyim, istediğinizi yazabilirsiniz. Ben gerçekten hakaret etmediğiniz sürece, ki sağ olun ben daha orada bir hakarete rastlamadım. Her türlü fikre saygım var. Benle aynı düşünmek zorunda değilsiniz. Zaten hepimiz aynı düşünsek ortaya çıkacağız. Abi bir şey söyleyeyim mi? Ben Cüneyt'te de bunu hissediyorum. Bende de. Sana da eleştiri geliyor. Bana da eleştiri geliyor ama linçlemiyorlar dikkat edersen. Bak bu benim hoşuma giden bir şey. Yani adam Cüneyt Kaşeler'i eleştirirken yine de saygı sınırları etrafında kalıyor. Bak bu çok güzel bir şey. Olabilir yani. Aksine farklı düşündüğümüz yani için burada zaten. Yani ben bu kendi özelimde de ben bunu hissediyorum. Adam mesela diyor ki ya kusura bakma abi ama. Ya o başı eklemene gerek yok. Kusura niye bakayım, eleştiriyorsun sen beni. Güzel bir şey gibi ya o. Ya o şey gibi hani bir şey sorabilir miyim? Abi, bir şey sorabilir miyim diye sormazsın. Direkt sorarsın. Ya evet. Yani müsait misin diye sorarsın. Ama güzel bir şey. Eyvallah. Terbiye. Sağ olun, var olun. Kendinize iyi bakın. İyi günlerde görüşmek üzere.